Soru cevap konuşalım biraz. Sohbet edelim. 10 dakika falan konuşalım. Ondan sonrasında ben kaçayım. İşlemcim Intel değil. Yani Intel'in son çıkanı. Anibus oynamayı deneyeceğiz. Evet. Efe'yle maçı yok arkadaşlar ya. NIP'nin maçı var ya FaZe'le. O yüzden çok şızdan onları izliyor. Oğlum FaZe maçtan öncesinde öyle bir konuştu ki adamlar. Yok işte biz en iyisiyiz. Sikeriz atarız falan filan. CB'ye bak oğlum ya. Oğlum bu adamı nasıl cidden kickler ya. Nasıl kickler aklımı gerçekten anlamıyor amına koyayım. Almıyor yani aklım. Adam en worst pozisyonlarda oynuyor. 27 tane kill yapıyor amına koyayım. Hem de lead yapıyor aynı zamanda. Hem de iyi lead yapıyor. Çok enteresan gerçekten anlamıyorum yani. Yani Nikon'un aslında bana söylemesi lazım yani çıkması için takımın. Immortals'dan Sangal'da oynarken de şey yani AWP oynuyordu zaten. O yüzden sadece prek lazım. Ve şu an hızdan bir buçuk haftadır falan prek yaptık. Gayet iyi şu an ya. Memnunum yani takımdaki her oyuncunun performansından memnunum bayağı şu an. Askerliğim gelecek ay olacak arkadaşlar. 28 gün gideceğim. Zaten gittiğim dönemde de player break olacak bir ay boyunca. CS oynanmayacak. Ben döndüğümde zamanda zaten direkt antrenmanlar falan başlayacak. İşte Gemi Kaos'u falan muhtemelen hani biraz oynamaya falan başlarız. Nişanım olacak Allah izin verirse. TR oyuncuları takip etmiyorum ya. Takip etmiyorum çok fazla TR oyuncularını. Ama her turnuvanın her maçının çoğunu da izliyorum yani demosunu indirip izliyorum. Yani bir şekilde insanlar nasıl oynuyor, meta'da neler kullanılıyor. Mesela bugün çok şey gördüm yani Heroic'ten bayağı şey gördüm. Vox'lar hangi takımda oynar bilmiyorum. Hangi takımda oynayacağını bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım o konuda. Ve arkadaşlarım için Face TF. Az önce Fransız'da oynadık anasını satayım. Nasıl giremiyorsun ya? Az önce Fransız'da oynadık. İki tane hatta üst üste maçta. İkisinde de Fransız alanında M4 A4 kullanmayacağım ama site'larda sabit oynayan oyunculara öneriyorum. 30 mermi fark yaratıyor her zaman söylüyorum ama benim oynadığım pozisyonlar çoğunlukla smoke'tan spam yapma pozisyonları olduğu için ben silence oynamam gerekiyor ki çok fazla işte spam yapıyorum, geri mermi yemiyorum. Mesela A4 ile bir bassam mesela hani nereden bir örnek vereyim Vertigo'da hani bastım diyelim de geri mermi yiyeceğim yani. Ondan sonrasında aynı zamanda Vertigo'da öyle nükte öyle Inferno'da arabadan basıyorum bazen smoke'tan o da öyle. Vox'lu aram kötü değil arkadaşlar. Niye kötü olsun ki? Yani kendisi kariyer düşündü. Ben saygı duyuyorum kesinlikle. Hepimiz saygı duyuyoruz. Herhangi bir sorumuz da yok. Kızgın da değiliz. Paz ne olacak? Paz... Bilmem. Ya bu kadroyla uzun süre oynamayı düşünüyoruz yani herhangi bir kadro değişmeyi düşünmüyoruz uzun bir süre. Ve kadroda güvenim yüksek yani. Tat Poria, eğer lobinin lideri ben olsaydım oynardın da lobinin lideri Mayer olduğu için kick attı sana yani. Double AP tabii ki oynayacağız. Double AP oynamak büyük bir avantaj bu oyunda. Gerçekten double AP deyince de Dusk geliyor aklıma da. Yine çok büyük bir fark yaratıyor bence. Favre'den çok memnunuz. Yani zaten benim yani 2013'te falan bir defa oynadık beraber. Yani bir şeyin muhabbeti var sizde genellikle fan kitlemizde. Yok işte arkadaş çevremiz, yok işte şöyle, yok işte böyle falan. Arkadaşlıkla ilerliyor bu işler falan. Ya biz böyle düşünmüyoruz aslında. Yani öyle düşündüğünüzü falan
Ya boşuna düşünüyorsunuz yani, açık söyleyeyim. Sezgin başarılı bir adam olduğu için azından bizle beraber. Kendisi zekasıyla, oyun anlamasıyla. Yıllardır FPS oynayan bir adam yani bu. Legend yani, Türkiye'de eskiden en iyi oyuncuydu yani. Monitör ayarlarım 70-70 yapıyorum. Bakayım hatta. Immortal çok olsun, o yüzden ben de oynayacak yani, zor maplerde, nükte, işte Orpest'te falan. Mod Gamer 2 Britness'le normal. Dur bakayım bir. Black Equalizer'ı 20 oynuyorum. Color Vibrance'ı 13 oynuyorum. Dayak yüzden premium açık. Britness'le Contrast 70. Sharpness 8 oynuyorum. Zaten ayarlarım her yerde var aslında. Yıllardır aynısını kullanıyorum. Paris'e gitmek için her şey yapacağız ya. Ya muhtemelen Paris'teki yani o turnuva girmek için, eleme için falan yani yurt dışına muhtemelen gireriz. Logitech G Pro mu? DRR V3 mü? G Pro daha iyi sanırım ya. Yani elden ele değişir mesela o Razer mouse'ları bir tık daha büyük. O yüzden ellerin eğer büyükse kullanabilirsin onu. Sanırım işte gelecek hafta ping sorunu çözecek gibi geldi bana. Çünkü yani Türkiye'de ya bir muhabbet var, böyle çıkış muhabbeti var. Ben o çıkış hattımı işte bir farklı bir olayla değiştireceğim. Yani Türkiye'deki alabileceğin en iyi ping 35 ms mesela. Biz Space Odyssey'nin ilk gemi kaosunda 35 ms oynuyorduk. Belki İşte en iyi çıkışa götüreceği için beni 35 ms'de oynama ihtimalim var. Eğer öyle bir şey olursa benim için çok iyi olur gerçekten. En azından kullandıktan sonrasında da belli olacak. Projektler dişli rakiplere oynuyoruz. Evet, dişli rakiplere karşı oynuyoruz. Yani en iyi takımlara karşı oynuyoruz. Ve iyi oynuyoruz bayağı.